Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Evet, biz şimdi Arife günündeyiz. Arife günü ben mezar ziyaretleri videomuzu koyacağım. Ama sonradan da bu videomu da belki bir eklerim araya diye çekiyorum şimdi. İşlerimizi bitirdik, dolmamızı bile pişirdik. Nasıl olmuştu dolma? Çok güzel değil mi? Eşan Sultan dün akşam yedi. Oo, tam sevdiğim gibi olmuş diyor. Her şeyimizi bitirdik. O yüzden şimdi kişisel bakım için tırnak, saç, işte bayram hazırlığı gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yağmurlu bir gün. Keşke yağmur yağmasaydı dedim ama. Çünkü mezar ziyaretleri falan yapılacak. Mezarlar işte Türkiye gibi değil diye aklıma geldi ondan sonra. Hani her yer çamur olur falan filan diye düşünmüştüm. Yemekler. Gördün mü Eyşan Sultan reklamlardaki yemekleri? Küçücük ama görünce insan canı istiyor yani, istemiyor değil yani. Normalde şu benzinlikten kahve alıyordum, şimdi artık oraların kahveleri bana ağır geliyor. Evde kendim bol süt ve çay kaşığının ucuyla kahve içebiliyorum. Midem, çünkü midemden ameliyat olduğum için midem artık böyle ağır kahveleri falan da kaldırmıyor. Kaç kilo verdin, kaç kilo verdin diyorlar. Kaç kilo verdiğimi videosunda yap. Bayramdan sonra yapayım. Bayramda belki kilo alırım. Hep bayramlarda kilo alıyordum. Bu bayram kilo da alamayacağım. Hızlanıyor şansımıza. Eşo, biz arabadan ineceğiz. Yağmur hızlanıyor. Şu yakın yere park edelim bari. Oradan gideriz önce tırnakçıya. Saat 1'de kuaförüm zaten. Saat 1 kuaför. İşlerimiz bitince de eve gidince biraz kurabiyeyle kek yaparız. Olmadı. Burası da Roxburgh Park. Burada Aldi'nin olduğu yerde tırnakçım zaten. Oğulcan bana randevu almıştı ya yavrum. Oğulcan'ı kendine randevu alıyor sanmışlar. Ceza yemeyeyim gene burada. Burada bir fark cezası yemiştim zaten. Şuraya arkadaşımla kahve içmeye geldim. Biraz fazla oturmuşuz. Burası. Burası var, evet.
Evet, tırnaklarım yapıldı, çıktık. Peçete alalım dedik. İki tane alabiliyormuşuz. İki tane al. Eldivenlerimi aldım. Peçeteyi aldık. Peçete de iki tane hakkımız var. Yumurta ve peçete kıtlığı var Avustralya'da. Evet, evet. Hadi bakalım başka ne alacağız? Buradan da çıkabiliriz aslında. Başka bir şey yok. Evet, eczaneye de uğradık. Kuaföre gelmeden önce şampuan ve krem, tuzsuz şampuan ve krem kullanıyorum. Eşofi gösterir misin? Saçlarınız için tuzsuz şampuan ve krem kullanırsanız, marka bu. Gerçekten bir argan oilisi de var. Saçlarınızı çok güzel yapıyor. Biz çünkü keratin ve Brezilya fön yaptırdığımız için saçlarımıza mecburuz aslında tuzsuz şampuan kullanmaya. Bu arada Eşan Hanım'ın parfümü bitmişti. Onu da aldık. Hı? Eşan Sultan? Hı? Hı? Şimdi kuaförümüze çıkacağız. Karaca kuaför. Soranlar oluyor. Ben şöyle çekeyim. Hemen Rocks Park'ta şöyle etrafı da çekeyim. Bilenler biliyor. Mekan burası. Evet, koşa koşa kuaföre geldi bugün. Neden erken geldi bugün? Çünkü Rahmi abiginin köpeğini sevmeye erken geldi. Hı? Sen var ya sen. Abi bu çok tatlı ya. Yumuşacık sarılıyor bir de elime. Balyacı da var tepesinde. Bak. Sen mi yaptın? Yok, kendisine orijinal. Beklenir Betül'den. Betül yapar. Elime sarılıyor Eşan. Bu kız mı erkek? Erkek. Oğlum. Oğlum. Tarçını koklu ya. Elime sarılıyor. İsim baba sol. Osman. O da güzelmiş. Elimi tutuyor Eşan. Osman. Nasıl Eşan? Eşan köpeklere de doymuyor, kedilere de doymuyor. Eşan doymaz. Rahmi abi yine ince ince işlemeye başladı sağ olsun. Saçların sarı halde nasıl uzuyor diyorsunuz. Evet. Rahmi abim sağ olsun. Uzuyor çok şükür. Çünkü ince ince yapıyor. İlgileniyor. Sarı saç isteyenler. Her renk saç isteyenler buraya buyurabilir aslında buraya. Betül Hanım'ın da yeni makinesi varmış. Yeni bir makina. Betül Hanım. Efendim? Yeni makinanız. Neydi evet, yeni makinanız? Ameliyatsız cilt germe. Ameliyatsız cilt germe. İnşallah onu da deneyeceğiz. Sancıya... Bayağı bir gerdiniz zaten siz ikiniz milleti. Germeye de devam ediyorsunuz. Her konuda geriyoruz diyorsunuz. Aynen. Bak ya. Rahmi abin yeni çırağı. Senin yeni çırak. Allah'ım. Eşen çok fena değil mi? Devam ediyoruz. Saçlarım açılıyor. Biraz sonra tonası koyulacak. Evet, saçım açıldı. Şimdi bir tonası koyulacak. Tona dediğimiz hani rengi biraz daha oturtalım diye. Ama çok güzel oldu yine ya. Beğendim bilmiyorum. İşteyse yıpranmadan açılıyor. Zedelenmeden açılıyor. Bu arada şeyi giydik hemen. Boya üstümüzü. Diğer üstümüz kirlenmesin diye. Boya çünkü damladığı zaman rengi açıyor. Kıyafetlerimin birkaç öyle mahvolmuştu. Bugün tedbirli geldik. Üstümüzü değiştirdik. Evet, şimdi ince ince de tonası koyuluyor. Güzel olacak, güzel olacak. Hadi bakalım. Evet, işlemimiz bitti. Çıkıyoruz. Biz kuaförden çıktık. Çok kötü yağmur yağıyor. Islanmamak için koşarak bindik arabaya.
Eşan Sultan benim şampuanla kremim kalmış. Onu almaya gitti tekrardan. Şimdi gelecek ve eve doğru gideceğiz. Felaket yağmur yağıyor. Felaket. Eşan Sultan geliyor. Tırnaklarım güzel oldu ama bu sefer daha çok beğendim. Güzel oldu. Geldin mi kuzum? Evet, hadi bakalım. Gidelim. Evet, eve geldik. Herkesten önce minicik midemle baklavamın tadına baktım. Harika olmuş. Harika olmuş. Evet. Bugünlük de böyle olsun. Arefe'yi bitirdik. Yarın inşallah bayram. Daha nice bayramlara. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if